hoş geldiniz diyoruz. Bugün sevgili izleyicilerimiz, ilk bölüm konuklarımız Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu'ndan değerli konuklarımız geldiler. Efendim Mete Kaçar, yine başkanımız, Gürdane Kaya Başkan Yardımcımız ve üyelerimizden Nazım Beyaz, Hasan Safran ve Serpil Özyamaç. Bizlerle olacaklar. Bugün efendim özellikle federasyon olarak yaptıkları çalışmaları bizlerle paylaşacaklar. Saat 15'i gösterdiğinde ise yine diğer bir konuğumuzla programımız devam edecek. Bu sefer efendim bebekleriyle bize geldi. Nazmiye Göktaş bizlerle olacak. Örgü Bebek ile ilgili bakalım yaptıkları güzel çalışmaları bizlerle paylaşacaklar. Özellikle çocukları, anneleri ekran başına bekliyoruz. Efendim Derya'ca başlıyor. Hoş geldiniz. Bugün biraz kalabalığız. Ne güzel, böyle konuklarımız çok olunca da ben seviyorum. Ama işte böyle misafir etmeye çalışıyoruz. Evimiz küçük, kusura bakmayın diyoruz. Ama gönlümüz geniş. Gönlün sığdığı yere doğru. Hoş geldiniz tekrar. Efendim bugün Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu olarak geldiniz. Öncelikle Federasyon Başkanımız Mete Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Hoş geldiniz diyelim. Böyle bir federasyondayız. Biraz isterseniz şöyle biraz kendinizden bahsedin isterseniz. Federasyon olarak neler yapıyorsunuz? Sonra tekrar diğer konuklarımıza bir hoş geldin diyelim. Efendim bu zamanı bize ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen diye değerli seyircilere de çok teşekkür ediyorum. Tabii güzel bir konulara değinmek istiyoruz. Toplumumuzun kanayan yarası biliyorsunuz engelliler ve yaşlılar, evet, ve kimsesizler. Biz de bunun genel başkanı olarak 10 yıldan beri bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Tabii sorunlar oldukça fazla. Türkiye'nin nüfusunu düşünürsek 12 milyon engellimizin olduğunu, doğru, düşünürsek ve bunların da ailelerini düşünürsek, yani toplumumuzun ortalama %30'u civarında, doğru, sorunlu insan var demektir. Çünkü bir engellinin hayatını yaşamadan bilemezsiniz. Ben bütün seyircilerime şunu söylüyorum veya dinleyicilerime şunu söylüyorum. Evet. Bir engelli kardeşimizle bir 24 saat geçirsinler. Ya. 24 saat geçirdikleri takdirde, evet, neyin ne olacaklarını çok iyi bilirler, kesinlikle, diye düşünüyorum. Ki %30 diyorsunuz. Toplum açısından %30 çok büyük bir rakam esasında. Hani hayatımızda gerçekten hayatımız içinde de yaşadığımız vatandaşlarımız var ama onların sorunlarını da bilmemiz lazım. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Zaten görüşeceğiz. Biraz sonra konuklarımız da var. Şimdi şöyle sırayla gidelim isterseniz. Devam edelim. Gürdane Hanım bizlerle. Gürdane Kaya Başkan Yardımcımız. Evet. Bir federasyonda kadın olmazsa olmaz değil mi? Kesinlikle. Çünkü başkanımız erkek ama başkan yardımcımız kadın. Çünkü kadınların da gerçekten biz programımızda zaten böyle temamız hep kadın olduğu için kadınların da yapacağı çok şey olduğunu düşünüyoruz. Gürdane Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Federasyon Genel Başkan Yardımcısıyım. Ayrıca kendime ait de bir derneğim var yine. Leman Gebizli Tüm Engelliler Umut Işığı Derneği diye. Ayrıca bir de başka bir. Aynen yine. Öyle. Evet. Yetmedi size. Başkanlıklarım başka şekilde de var. Çok güzel. Bizler de Mete Başkanım'ın dediği gibi aynı şekilde elimizden geldikçe bütün engelli dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçları doğrultusunda. Tabii. Ne varsa o şekilde gidiyoruz. Tabii. Şimdi bizim elimizden tabii, gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Aynen. Biz de bugün amacımız tabii ki böyle bir federasyonun olduğunu, farkındalığını özellikle Antalya olarak farkına varılması için izleyicilerimizi yapıyoruz. Hı hı. Ama bunun dışında tabii ne yapabiliriz ya da neler yapılıyor noktasında sizlerden öğreneceğimiz de çok şey olacak. Evet. Bu arada değerli solistlerimiz, sanatçılarımız da var ama federasyon içerisindeler. Evet. Nazım Bey hoş geldin. Pardon. Hasan Bey. Sıraya doğru göre gideceğiz o zaman. Hasan Bey. Hasan, hoş geldiniz. Hasan Sabrat. Biraz önce biz tabii sevgili izleyicilerimiz siz biraz sonra dinleyeceksiniz ama biz böyle şarkılarla girdik, türkülerle girdik programa. Biraz sonra sizin de sesinizi duyacağız. Evet. Siz neler yapıyorsunuz? Siz üyesi olarak burada çalışmalarınız devam ediyor. Evet. Federasyona bağlı Nazım Beyaz hocamın şefliğinde bir saz, bir söz, bir nefes halk müziği korosu solistiyim. Yani birlikte olmaktan da kıvanç duyuyorum hocamla, değerli başkanlarımla. Federasyon eşliğinde çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Evet.
bakım evleri olsun, diğer engelliler için yapılan etkinliklere büyük keyifle katılıyoruz. Yani federasyonla çalışmaktan büyük keyif alıyorum. Keyif yani açıkçası kısa olarak zaten onu söylemek istiyorum. Zaten maneviyatını şimdi sizin gözlerinizden anlıyoruz. Gerçekten bunun maneviyatı hiçbir şeyle ölçülemez. Evet, yani evet. insanın siz de bunu hissettiriyorsunuz şu anda. O güzelliği hissettiriyorsunuz. Çok hoş geldiniz diyelim. Bu arada Nazım Bey. Nazım Bey siz de hoş geldiniz. Bugün sazınızla, sözünüzle hep birlikte olacağız. Evet. O şeyi ben bir daha alabilir miyim? Bir nefes. Bir saz, bir söz, bir nefes. Bir dakika. Bir, bir saz. Bir saz, bir söz. Bir söz, bir nefes. Bir nefes. Ali güzelmiş öyle ya. Nereden çıktı bu isim? Efendim şimdi Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu'nun faaliyetleriyle ilgili çalışmaya ilgili gerek değerli başkanım, Güldane Başkanım ve Hasan Bey anlattılar ufak da olsa. Evet. Ben o zaman nereden doğduğunu söyleyeyim. Ondan sonra bize nasıl katkıda bulundular. Önce başkanım kimseslere faaliyet şey yardımda bulunuyorlar ama bize de kapılarını açtılar. Bize de sahip çıktılar. Biz de sahiplenmesi gereken bir koro olduğumuz için sağ olsunlar bize de sahiplendiler, kapılarını açtılar. Ben emekli askerim. 2007'de konservatuvarı bitirdim. İsmail Bahar Süresan. Daha önce emekli olduktan sonra bitirdim. Emekli olduktan sonra bitirdim. Vallahi bravo. 2002'de 2007'de mezun oldum. 5 yıl. Yurt dışında da bir takım faaliyetlerim oldu İngiltere'de. Harika. Burada daha öncesinde korolarımızda çalıştık. Hı hı. Orada da şefliklerim vardı, yardımcılar yapıyordum ama bir sahiplenme gerekiyordu eski çalıştığım korolara. Evet. O arkadaşlarımı toparladım, bir araya getirdim. Bir saz, bir söz, bir nefeste benden çıktı. Ben acizane Şair Bozan'ım. Aynı zamanda. Hı hı. Böyle bir çalışmalarımızı yaparken bizler kendimizi duyurmaya çalışırken sağ olsun Mete Başkanım bizle irtibata geçtiler. Hmm. Bizle beraber faaliyet gösterirsiniz dediler. Kendilerinin çalışmalarını da biliyoruz. Hiçbir maddi şeye dayanmadan sadece manevi olarak çalıştıkları için bu da bana çok uygun. Çünkü her şey maddiyat değil. Her şey para değil. Önceliğe saygı, sevgi, özveri lazım. Bunu da biz burada grupta gördük. Evet. Şimdi çalışıyoruz. Dedikleri gibi herhangi bir yere konserlerimiz oluyor. İşte bakım evlerinde faaliyet gösteriyoruz. O insanlarla beraber oluyoruz. Onların hayata dönmesi için çalışmalar yapıyoruz. Zaten şunu söylüyorum ben. Ben sanata çok önem veriyorum. Çünkü bir sanat, sanat olmayan zaten bir toplum gerçekten hiçbir şey yaramıyor. Ki sanat bir derneğin böyle bir federasyon içerisinde olması ayrıca çok güzel. Aynen. Ama bakıyorum şimdi gerçekten ben de çok değerli konuklarımız geliyor. Dernekler adına geliyor. Mutlaka sanatın bir köşesinden tutuyorlar. Bu da bana çok güzel, sevindirici geliyor. Özellikle kadınlarımızı sanatla buluşturuyorlar. Evet. Ve bu da çok gerçekten güzel bir şey. Tebrik ediyorum. Bu arada şimdi yine diğer Serpil Hanım'a dönelim. Bakalım Serpil Hanım hoş geldiniz. Evet. Serpil Hanım böyle ne güzel böyle tezgahıyla geldi bize, işiyle geldi bize. Serpil Özyamaç. Biz şimdi Serpil Hanım'a, Serpil Hanım benden de meşhur maşallah. Serpil Hanım'ı tanımayan yok. Antalya'da onun yüzünü herhalde birçok kişi görmüştür değil mi Serpil Hanımcığım? Evet. Evet, şimdi o yüzden böyle şimdi izleyenler, bu bizim Serpil. Evet, olabilir çünkü olabilir mi? Antalya'nın her yerindeyim ben. Her yerindesin. Satış yapıyorum. Ne güzel. Mecburen ben bakıcı tuttum. Bakıcı her gün 60 lira kazanmak zorundayım. Ev kiram var, elektriğim, suyum var. Mecburen değil mi? Çalışmak çok güzel bir Ama şimdi şöyle bir şey. Burada diyorlar ki 10 lira çok, 5 lira çok ama mağazaya gittikleri zaman en az 500 lira diyorlar. Ha, sana alışveriş yapanlar mı biliyor bunu? Ha, anladım. Mesela bir de şöyle bir şey var. Diyor ki bazı insanlar engelliler onlara göre çok alıyor. Devlet 3 ayda bir 1700 lira veriyor. 3 ayda bir. 2 ay duruyorsun, 3. ay alıyorsun. Hı hı. Artı her engelli aylık alıyor diye bir şey yok. Hı hı. Ben kulağım duya duya diyor ki birbirlerine işte bunların gözü doymaz. Devletten alıyor, milletten alıyor. Hı. Öyle bir durum yok.
tabii duyarsız olan vatandaşlarımız mutlaka vardı. Ama biz bugün hani güzellikleri konuşalım. Güzellik ne yapılabilir'i konuşalım. Ne yapılabilir? Sizlerin sorunlarınızı konuşacağız. Ulaş. Tabii ki haklısın, çok haklısın. Sorunlarımız var ki biz sizlerin yanındayız. Evet. Ama bunun noktasında neler yapabiliriz'i konuşalım. Ya şimdi kaldırım var, kaldırımdaki giriş evet, var. Şey olarak mesela oraya, ulaşımla ilgili oraya sıkıntılar. Araba koyuyor. Arabası olanlar. Haklısın. Düşünmüyorlar ki buradan engelli geçebilir. Orada yazıyor değil mi? Yani koskoca zaten. Ya yazması da görünüyor. Bir de engellilerin park edecekleri yerlere bile aracını koyan vatandaşlarımız var. Bunu mesela özellikle ben söylüyorum. Bu konuda gerçekten çok yani ben de kendim çok muzdaribim. Orada zaten park yeri bazen sıkıntı çekebiliyoruz ama engelli park yerleri bazen boş oluyor. Lütfen girmeyin. Yani inanın oraya bir vatandaşımız gelecektir. Ben söylediğim zaman diyorlar ki 5 dakika işim vardı, 2 dakika işim vardı ama o anda ben geliyorum. Siz geliyor olabilirsiniz. Giremiyorum yani. Haklısın. Bilmem çok düşünmüyorlar. Şimdi evet bir tekerlekli sandalyede hayatını mecburen devam ettiriyorsun. Evet. Ulaşım tabii ki çok ulaşım önemli. Ulaşım çok önemli. Peki en çok ne de sıkılıyorsun? Mesela en otobüslerde toplu taşıt araçlarına binerken ne tür sıkıntılar? Mesela otobüsçü almak istemiyor. Ya rampa bozuk diyor, ya işte yatmıyor araba diyor. Yani 2 dakika, 5 dakika beklemek zoruna gidiyor. Bana göre. Almıyor yani. Arkadaki arabaya bin diyor. Ve hiçbir şekilde hani çok nadir binde bir şoför yardımcı oluyor. Genelde yolcular yardımcı oluyor. Ben buraya metroyla geldim. Metronun çıkışı çok zor. Evet. Yürüyen merdiven ve ben birkaç kere düştüm ben daha önce. Çok korkarak geldim. Çok korkarak çıktım. Yani zor. Biraz seni anlıyoruz diyemem. Gerçekten. Anlamanız imkansız. Anlamamız mümkün değil. Anlamaya çalışıyoruz diyelim. Evet. Çünkü gerçekten hani ben hep şunu söylüyorum. Şimdi ayaklarımız tabii farkında ol. Mesela bir gün esasında insanların duyabilmesi, bir gün tekrar bir şey sandalyede normal bir insanın esasında gitmesi lazım. Bir şey söyleyeceğim. Normal bir insan. Yani gerçekten bunu yapması gerek. Ne yapsın? Ellerini kollarını bağlayacak. Her şeyini bir başkası yapacak. Doğru. Her şeyini. Her şeyini. Hani bir başkası yardımcı olacak. Çok sorun. O zaman belki anlar. 24 saate gerek yok. Doğru. Bir saat. Bir saat bile diyorsun bunu denesin. Yani. Anlaması için değil mi? Biraz da olsa en azından. Ama elleri ayakları bağlanacak. Hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Hiçbir şey yapmayacak. Doğru. Yapamayacak yani. Mesela ben şu elimi çok az kullanıyorum. Öbür elimi hiç kullanamıyorum. Evet. Mesela bunu anlamanız imkansız. Bir elinizi bağlamanız gerek. O zaman belki anlayabilirsin. Bunu yaşamak gerek yani. Hayatı nasıl yaşamak gerekiyorsa engelli olmayı da yaşamak gerek. Evet. Bana göre. Kesinlikle. Şimdi tabii ki zor bir durum, kesinlikle zor bir durum ama biraz sana tekrar döneceğiz. Bir federasyonla ilgili Mete Bey'le bir konuşalım bakalım. Peki. Sizlere ne tür hizmetler var, bu konuda neler yapılıyor, evet. Biz vatandaşlar olarak sizlere ne yapabiliriz? Bu noktada ne yapabilirsiniz? Ben şöyle söyleyeyim, biraz empati. Empati, harikasın. Empati kuralım. Biraz. Yani acaba ben öyle olsaydım ne yapardım? Evet. Nasıl bir şey hissederdim? Bir saat sonra ne olacağımızın garantisi yok. Bak onu herkes söylüyor da. Evet. Ama empati. Ama o empati çok önemli. Doğru. Şu anda sizin yerinize koyabilmek çok önemli. Empati çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim. Ben birçok şey yapamıyorum. Doğru mu? Evet. Doğru. Hı-hı. Ben isterim ki misal örnek. Ayağım yere değsin. Adım atayım. Bunu insanlar kıymetini bilmiyor. Doğru. Adım atmanın kıymetini ama en ufak şey dert ediyor. Haklısın. Soru ne diyor? Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Zamanınızı alacağım. Ay, siz bizim misafirimizsiniz. Baş tacı mısınız? Siz konuşmayacaksınız. Sakin mi konuşturacağız? Tarihin birinde, bir yerde, kırık dökük, bir taraf göçmüş, bir bina görürse, şöyle bir düşün. Sana kimi hatırlatıyor? Az ileride uçmak isteyip uçamayan, yaralı bir kuş görürse
görürsen şöyle bir düşün. Sana kimi hatırlatıyor? Hayallerle yaşayan, yaşarken ölen birini görürsen şöyle bir düşün. Sana kimi hatırlatıyor? İnsanların içinde bitmiş, tükenmiş birini görürsen şöyle bir düşün. Sana kimi hatırlatıyor? Rengi solmuş, kurumak üzere olan bir çiçek görürsen şöyle bir düşün. Sana kimi hatırlatıyor? Öpeceğim ben seni, geldi. Canım benim. Vallahi yani bizi duygusallaştırdı ama haklı. O kadar güzel ifade etti ki kendini. Yani gerçekten çok yani kolay bir şey değil. Maalesef. Çok. Maalesef. Hani empati diyoruz ama empati bile kurabilmek o kadar zor ki. Ama sen kendini çok iyi anlattın Serpil'cim. Çok iyi ifade ettin. Ben heyecanlanıyorum. Yok. Bir de benim rahatsızlığımdan dolayı hani kasılma oluyor. O yüzden... Tamam. Türkçem çok düzgün değil. Harikasın. Çok güzel konuştun. Bence çok harika ifade ettin kendini. Biraz sana tekrar geçeceğim. Tamam. Tamam mı? Peki. Hadi peki. Bakalım. Şimdi başkanımıza da bir devam edelim. Tamam. Evet. Şimdi başkanımız gerçekten çok esasında kutsal bir şey yapıyorsunuz. Hani böyle güzel insanlara hizmet veriyorsunuz her şeyden önce. Böyle güzel insanlarla berabersiniz. Bunun maneviyatı esasında paha biçilemez. Bizde hani program olarak böyle gelen birçok şeyimiz var. Özellikle çocuklarımız da bizim çok hassas konumuz. Gerçekten ben çocuklara da çok böyle şey yapıyorum. Özellikle çocuklar benim çok hassas konum. Bunun içerisinde tabii engelli çocuklarımız da vardır. Özellikle o zaman önce bir engellilerle ilgili olarak neler yapıyor federasyon? Bunlar üzerinden biraz konuşalım. Tabii ki. Öncelikle engelli sorunlarını anlatsak dağlar. Yani zaman evet. da yetmez. Ama evet. bizim amacımız onlara kesin çözümler kesin çözüm. Yaratmak. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Tramvaydaki sıkıntı veya bir üst geçitteki veya üst geçit asansöründeki sıkıntı bizim için çözüm yolu değil. Onlar basit şeyler. Yapılacak şeyler. En önemli sorun ailede başlıyor. Ailede bitiyor. Çünkü bugün bir engelli çocuğunuz veya engelli bir kardeşiniz varsa o aile en büyük sıkıntıyı zaten çekiyor. Darbeyi almış oluyor aldığı için. Biz de bunları en iyi şekilde neler yapabiliriz peşindeyiz. Bununla ilgili de engelliler için ve yaşlarım için sağlıklı yaşam köyleri kuracağız. Evet. Onun peşindeyiz. Şimdi sağlıklı yaşam köyü derken nasıldır neyi kastediyoruz? Köyler... Tabii ki. Şimdi engelli kardeşlerimizin ailelerinin dışarılarda işleri olabilir. Evet. Düğüne gidebilir veya bir toplantıya gidebilir veya rahatsızlığından dolayı olduğu günler olabilir. Engelli kardeşlerimizi bırakacak bir misafirhane yok. Bakın tabii. Sizin bir gün bir İstanbul'da... Şimdi anne baba olmak evet, da çok evet, zor. Şimdi İstanbul'da işiniz var örnek evet. veriyorum. Antalya'dan çıkacaksınız evet. 4-5 günde işiniz sürüyor. Evet. Kime bırakacaksınız? Tabii. Kardeşi sahip çıkmıyor. Olmaz. Annesi babası çırpınıyor, sahip çıkmıyor. Bazı insanlar sahip çıkmıyor. En büyük sorun burada başlıyor aslında. Doğru. Ve bir de şu var, kendileri bakan ebeveynlerinin baktıktan sonra vefatları döneminde o çocuğun veya o kardeşimizin nerede kalacağı başlıyor bu sefer. Tabii. Bakın kriterler var. Tamam şu andaki yasalarda 2022 sayılı yasamız, engellerle ilgili yasalar, yönetmelikler, huzurevi bakımevi yönetmelikleri var. Çok güzel işler yapıldı. Yani 10-15 seneden beri oldukça konular yapıldı. Bazı şeyler değişti. Ama tabii ki biz en iyisini tabii. yapmaya çalışıyoruz. Çünkü insan faktörü bizim için çok önemli. Ya sadece devletten de beklememek lazım. Tabii. Çok haklı. Şimdi tabii Serpil bu konuda hani gerçekten hani maaş alamayanlar da var. Ama devlete tabii. de tek bunu yüklememek lazım. Tabii. Hani bir şeyler de yapmak lazım. Değil mi? Bilmiyorum aynen. yani. O dönemde de işte bizler devreye. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler devreye giriyoruz. Tabii, yani. Devletimizin yanında onların hizmetlerine nasıl daha çok daha hizmet katabiliriz peşindeyiz. Ya da yapılabilmesi mesela maaş alamayanlar niye maaş alamıyor? Tabii, mesela bunu işte söyledi bunu Serpil. Bakın, hani kriterlerimiz biz çok var. Ayrıntıları bilmiyorum ama hani bu konuda federasyon olarak tabii. yanındasınız tabii. değil mi? Biz mesela şunu diyoruz yeni tekliflerimizde her engellimiz maaş alsın diyoruz. Ya, niye evet. alsın? Evet. Yani zengin olsun fakir olsun hiç önemli değil. Ya hiç olmazsa kendisine ki. Gelen bir özgüven gelir. Tabii, der ki benim param var. Sahiplenilmiş. Benim param var. Benim paramdan almak istiyorum tabii, der. Tabii, öbür tabii. türlü ailesine bağımlı kalıyor. Aynen. Ailesine bağımlı kaldığı zaman da hep muhtaç
pozisyonda kanadı zaten kanadı tabii, kırık tabii. Bir kanat daha kırılmış oluyor. Ya şimdi çok güzel bir şey söyledi Serpil. Şimdi gerçekten hayatımızda şimdi birilerine hasta olduğumuzu düşünelim ki bunu çok oluyor. Hasta olunca yatağa bir sürede olsa bağımlı kalıyorsun. Evde bir de yalnızsan bir çorba yapacak biri olmuyor. Bir çay yapacak biri olmuyor. Böyle kendini çaresiz hissediyorsun. Ya biri gelse de bana bir çorba yapsa ya da birinden bir şey isteme ihtiyacı duyuyorsun. O zaman bile kendini kötü hissediyorsun ki bu çok basit bir şey. Yani sizlerin yaşadıklarının yanında çok çok basit bir şey. Ama hani bu bile insanların bir başkasına bağımlı olması ki Serpil hani Serpil'den çok daha zor durumda engellilerimiz var. Yatağa bağımlı olan engellilerimiz var değil mi Serpil'ciğim? Evet. Şimdi onlara bakıyoruz. Hani Serpil en azından dışarı çıkabiliyorsun. Ama hiç çıkamayan engellilerimiz var. Şu anda bizi izleyenler var. Bu arada bir mesajımız geldi. Ben hemen onu bir söylemek istiyorum. Sevgili hocamız diyor, Sayın Nazım Beyaz, başkanımız Mete Bey, sizinle gurur duyuyoruz. Orhan Bulut, Ahmet Ünsal. Size selamları var bu arada. Demek herkes bizi izliyor. İzliyorlar, ne güzel. Sevgiler, federasyondaki tüm herkese buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdi isterseniz devam edeyim. Birkaç konu lütfen. Daha var. Şimdi dediğim gibi ilk önce bizim başlangıcımız Uluslararası Engelliler Yaşlar Kimsesizler Federasyonu olarak. Evet. Biz Konya'da, genel merkezimiz Konya'daydı. Tabii ki ağır kış şartları biliyorsunuz Konya'da 6 ay gibi bir kış görüyorsunuz. Oradaki hizmetlerimizin daha verimli hale gelmesi için genel merkezimizi geçen yıl Antalya taşıdık. Onun da nedeni şu, uluslararası bir şehir olması sebebiyle uluslararası düzeyde insanlara yardımcı olalım ve huzur evlerine, bakım evlerinin daha verimli hale gelmesi açısından düşünüyoruz. Tabii biz Konya'da yaptığımız faaliyetlerin ilk başlangıcı bir aşevi kurmuştuk. Aşevinde bizim şu anda 1500 kişi yemek yiyor. Hala tabii şu anda çalışıyor. Nasrettin Hoca aşevi olarak Konya'da. Aşevi olarak faaliyet gösteriyor. 1500 kişi yemek yiyor. Günde 1000 ekmek dağıtıyoruz. Bakın. Peki burada var mı bir aşevi? Şimdi burada Antalya'da aşevi, Muratpaşa Belediyesi'nde biliyorsunuz hizmeti var. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti var. Ama biz yeni bir aşevi hizmetiyle önümüzdeki aylarda bunun da duyurusunu yapmış olacağız. Çünkü aşevi gerçekten biraz önce dediğiniz gibi aşevi çok önemli. İhtiyaç duyan vatandaşın evine bir sıcak çorbayı götürebilmek en büyük mutluluğumuz olacak. Hatta biliyorsunuz su son dönemlerde soğuk havalar oldukça fazla. Soğuk kış şartları oldukça fazla. Çoğu insanlarımız şu anda bize bakın bir sürü telefonlar geliyor. Diyor ki akşamleyin otel paramı verecek durumum kalmadı. Ya. Beni bir yere yerleştirin. Arıyorum sağa solu. Tabii bu kimi her yer dolu. Maalesef hepimiz de yani toplumumuz da artık hasta olduğu için. Ne yapıyoruz? İnanır mısınız biz hastanenin aciline gönderiyoruz. Ya. Diyoruz ki otogara gidin. Acile gidin. Yani imkanımız yok. Şimdi polis arkadaşlardan da yardım istiyoruz. O da diyor ben ne yapabilirim? Belediyenin de imkanı o konularda bazı konularda imkanlar yetmiyor. Yetişemiyoruz. Onun için diyoruz ki kardeşim gidin acilde çoma sıcak bir şey ortamda günü kurtarın. Ama tabii şimdi bunlar çözüm bile değil. Çözüm o kadar değil. Soğuk bir şehir değil. Değil olmadığı halde. Siz Konya diyorsunuz ki Türkiye'nin o kadar çok soğuk yerleri var tabii. Ki. Hani inanın dışarıda böyle bazen dıdıdık eve giriyoruz ki düşünsenize orada geceyi geçirmek zorunda kalan vatandaşlarımız var. Yani bunlar için esasında barınma yerlerin de olması lazım. Belli bir dönemlerde ama şimdi onlar da suistimal edildiği için belli dönemlerde barınma noktaları. Yapmak gerekir. O dönemlerde de işte sıcak çorbasını, kıyafet yardımlarını organize edip onları o verimli halde getirmek gerekir. Kesinlikle. Ama tabii şimdi bizim Türk toplumumuzda tenzih ederim ama bazı insanları suistimaller çok olduğu suistimaller için o suistimallere çok iyi dikkat. Yani iyi irdelemek gerektiğini kanısındayım. Kesinlikle. Mesela Serpil yani bir şey de yapmayabilir. Değil mi Serpil'cim? Çalışmaya da bilirsin. Hani ama bak kendi imkanları doğrultusunda kendine çok güzel bir tezgah kurmuş. Şimdi şöyle bir şey. Peki nasıl başladı? Senin hikayeni de merak ediyorum. Çünkü seni bilmiyorum. Pek de göndermek istemiyorum. Bir yarım saat daha kalabilir misin? Tamam, kalayım. Çünkü Serpil'in işini de engellemek istemiyoruz. Serpil dedi ki benim çalışmam lazım dedi. Aynen. Ama istiyorsan bir yarım saat daha. Tamam. Seni. Çünkü reklama gideceğiz biraz sonra. Hani seni de biraz müzik de dinleyelim be Serpil'cim. Ha? Biraz sonra. Peki. Seni birazcık böyle, sen bugün de bugün böyle olsun, tamam. Bugün peki. Senin için, peki. Bizim için kalır mısın peki. Birazcık? Teşekkür ederim. Biraz sonra, o zaman bir müzikle, evet ya, hadi bir müzikle reklama, var değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım, müzikle reklama gidiyoruz, hadi. Başkanla beraber söylediğimiz devreye bir koydum taza, bir Kıbrıs türküsü var. Tamam, Serpil hep birlikte söyleyecek. Thank you.
yârim çok güzel, benim yârim çok güzel. Azıcık boydan kısa, azıcık boydan kısa. E hadi hadi oradan yalancı, sen yolcusun ben hancı. E hadi hadi oradan yalancı, sen yolcusun ben hancı. Badem koydum Kıbrıs türküsü düzenlemesi bana ait. Evet sevgili izleyicilerimiz, Derya Arca programımız devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz, bugün efendim ilk bölüm konuklarımız yine Uluslararası Tüm Engelliler, Yaşlılar ve Kimsesizler Federasyonu'dan değerli misafirlerimiz var. İlk bölümde böyle biraz federasyon hakkında konuştuk. Neler yapılıyor o noktada yine başkanımız bize bilgiler verdi. Bu arada mesajlarımız var. Onları biraz okuyalım. Çünkü mesaj gönderenler var. Ben Deniz Yalçınkaya diyor. Biz eşimle birlikte koroda, siz bayağı koro, geniş bir koro var. Görevliyiz. Başta fedakar hocamız Nazım Beyaz'a ve Türk halk müziğinin sevdirdiği için yine çok teşekkür ederiz diyor. Biz de federasyonun altında başkanımızla çalışmaktan yine ve bir kişi içinde bile olsa farkındalık yaratabilmekten gururluyuz diyorlar. Ne kadar güzel bir şey. Aynen, yine bir diğer yine mesajımız var. Bir saz, bir söz, bir nefes. Türk halk müziği yine korosu olarak sevgili hocamız Sayın Nazım Beyaz beyefendiye ve federasyon başkanımız Sayın Mete Kaçar'a yine beyefendiye bizlerle bu fırsat tanıdıkları için gönülden çok teşekkür ediyoruz. Koromuz adına demişler. Bu koro bayağı faaliyetler federasyonda. Güzel çalışmalar var. Ne güzel bir şarkıyla böyle girdik. Yayını bitirdik. Reklama girdik. Ama şimdi tabii şarkılar devam edecek. Biraz sonra yine. Şimdi Güldane Hanım, biraz sizinle de konuşalım. Şimdi kadınlarımız var. Kimsesiz kadınlarımız. Engelli kadınlarımız maalesef. Şimdi federasyonda tabii bir kadın olarak kadını kadın anlamak daha farklıdır değil mi Serpil'cim? Ben şuna inanıyorum. Kadın da olsun, engelli de olsun. Senin senden başka kimse anlamıyor. Anlamaz değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Empati dedik ya. Şimdi biz kadın olarak ama birbirimizi daha iyi anlayamaz mıyız? Öyle diye düşünüyorum. Çoğu insan anlamıyor. Kadın kadını anlamalı bence. Çünkü hani erkek doğası farklı, kadının doğası farklı. Şimdi biraz daha empati kurarak, şimdi kadınlar adına, şimdi kimsesiz özellikle federasyonda bu kadınlarımız adına neler yapıyorsunuz? Kadınlarımız adına neler yapıyoruz? Neler yapmıyoruz ki? Ay çok güzeldi. Neler yapmıyoruz ki? Peki neler yapmıyoruz ki? Bir kere ilk önce beni aradı, beni buldu. Şimdi Serpil'le nasıl tanıştınız? Serpil direkt beni Facebook'tan yapmış olduğumuz etkinlikleri takip ederekten, başkanım benim böyle böyle bir ihtiyacım var, benim arzularım var, isteklerim var, sizden görüşmek istiyorum dedi. Ve biz bu şekilde Serpil'le görüştük, tanıştık. Sosyal medyayı güzel kullanıyorsun. Çok güzel kullanıyor. Biz de arkadaş olalım sosyal medyada. Olur peki. Tamam. Evet, neler yapmıyoruz?
İhtiyacı olan bayanlar hiç birlikteyiz bir kere. Ne dediğim gibi Serpil gibi arkadaşlarımızla beraber bir kere konserlerimizde birlikte oluyoruz. Hı hı. Ne bileyim farklı aktiviteler düzenliyoruz. Hı hı. O aktivitelerde ihtiyaç sahibi insanlarımıza gıda yardımıydı, kıyafet yardımıydı. Onun dışında pek ne bileyim farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki. Şu an biraz kaldım ben açıkçası. Yani o kadar çok şey yaptık diyorsunuz ki kadınlar çok değil şey. Tabii tek sizin kimsesizler. Hani engellilerimiz erkek tabii kadın ki. Ayırmıyoruz ama ben biraz da hani kadın olarak kadını daha iyi anlamak. Şimdi kadınlar tabii erkekler de baba ama şu annelik... Gerçekten farklı bir duygu en ya. En basitinden yani... anneler gününde. Evet. Anneler gününü kutladık. Anneler gününde. Kimsesiz annelerimiz var kimsesiz değil mi? Kimsesiz ve normal annelerimle tabii ki kimsesiz annelerimiz de. Hepsi engelli annelerine. Hepsini buluşturaraktan bir anneler günü kutladık. Evet. Gözyaşları içerisinde bir anneler günü kutladık. Çünkü çok farklıydı. Az evvel Serpil'in anlattığı gibi duygu yüklü günümüz şey dakikalar yaşadık. Yani yapıyoruz elimizden geldiğince yapıyoruz. Elimizden şimdi geldiğince. Koroda kimler var? İşte daha çok siz isterseniz bu konuda Nazım Bey neler dersiniz? Koro kaç kişilik bir koro bu? Derya Hanım koromuz 43 kişi. 43 kişi. 62 kişiyle başladık. Wow. Genelde de emekli, çalışan çok az, sosyal faaliyet gösterebilen, göstermek isteyen. Evet. Musiki evrensel biliyorsunuz. Dolayısıyla her yere ulaşabiliyorsunuz. Her insana, her çeşitli insanla irtibat kurabiliyorsunuz. Bu zaman içerisinde değişiyor. 40 da oluyor, 30 da oluyor. Çalışanlar geç gelebiliyor veya o konserde, bir konserimize mesela 40 kişi çıkıyorsak diğerinde 30 kişi olabiliyor. Ağırlıklı olarak çalışanlarımızın... Kadın erkek nasıl? Şu anda... Erkek çok az. Kadınlarımız çok. Ağırlık kadın, bayanlar. Neden bayanlar? Biraz önce bayanlara değindiniz. Ben bir erkek olarak zaman zaman biraz iltifat mı, biraz mizahi yönü mü? Ben de diyorum, erkek kim var dedikten sonra ben de emekliyim diyorum. Pek erkek sayılmam diyorum, bayanlarla beraberim diyorum falan. Anlamak çoğunluk var. Neden? Bayanlar daha anlayışlı. Tabii. Daha çalışkan oluyorlar. Hı-hı. Bazı şeyler anlatabiliyorsunuz. Ben sadece koro yönetmiyorum. Evet. Aynı zamanda eğitim veriyorum. Eğitim de veriyorum. Enstrüman dersleri veriyorum. Çalışan arkadaşlarımızla türkü söyletelim, saz çalalım değil. Hı-hı. Amatörce yapıyoruz. Bir şeyleri paylaşabilmek. Hı-hı. İşte bu faaliyet içerisinde yardım edebildiğimiz kadar, başkanıma yardımcı çalışmalarına yardımcı olabildiğimiz kadar olmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ki ben hep şunu söylüyorum. Şimdi biraz sonra konuşacağız başkanımızla. Burada bir para alışverişi yok. Evet. İnsanlar tarafından zaten tabii, onu biraz önce ifade etti başkanımız. Daha doğrusu reklam arasında konuştuk ama şimdi yine konuşacağız. Şimdi ben şöyle söylüyorum. Her şey maddiyat değil esasında. Aynen. Yani tabii maddi desteğe ihtiyaçları da olan tabii kimsesizlerin, engellerimizin maddi desteğe ihtiyacı var ama şimdi bakın Serpil'in yüzü gülüyor. Şimdi Serpil esasında bir sinerji, bir enerji var burada. Çok aynen, güzel bir enerji var. Müzik zaten bir evrensel. Hani terapi. Şimdi onların da mutlu olmaya, hepimizin mutlu olmaya, hepimizin de müzikle mutlu olmaya ihtiyacı var ki huzur evlerine gidiyoruz diyorsunuz. Evet. Değil mi? Serpil'cim buyur canım. Bizler için sevgi çok önemli. Tabii. Ve samimiyet. Evet. Sevecenlik. Doğallık çok önemli. Ben okumuş değilim. Ben diplomalı değilim. Ama okumayı biliyorum. Biliyorsun. Yazmayı telefonla yazıyorum. Sana kitabımı imzalayacağım. Okursun değil mi? Olur. Peki. Orada sen sizlerden de sizin gibi engelli vatandaşlarımıza da güzel bir şeyler yazdım. İnşallah hoşuna gidiyor. Ben de kitabım çıktı ama tabii kimse bilmiyor. Niye getirmedin kitabını? Bir iki sene önce şu anda elimde yok. Bitti. Tamam. Ben şiir kitabı falan çıkardım. Görüyor musunuz? Az evvelki şiir senin kendin mi? Evet. Allah'ım burada bir sanatçı varmış, bir yazar varmış da biz farkında değiliz yani. Görüyor musunuz? Ama ben o kitabı... Ben hayat okulu mezunuyum. Sizler gibi kutlamana değilim. Yok, yazmanın hiçbir eğitimle alakası yok zaten. Yani okuma yazmanın bilinmesi dışında. Bana mesaj gelir mesela arkadaşlardan. Ya eksik yazar ya da işte ne bileyim...
kısa yazar. Hani cümle tamamlamada. Ben sevmiyorum illa düzgün olacak. Ooo bakar mısınız? Çok böyle mükemmeliyetçiyiz ya. Yani ben öyleyim bilmiyorum. Olsun olsun öyle. Peki ailen var mı Serpil? Var da yok. Oralara hiç girmeyelim. Onlar özel konu. Özel tamam girmeyelim. Onlara hiç girmeyelim. Çok özür diliyorum tamam. Yok özür dilemenize gerek yok da hani az önce işte annedir babadır işte ailedir şudur budur derken ben kendi kendime dedim. Senin ailen bence var. Bak. Tabii ki. Biz de ailenin evet, içerisine biz. Girdik. Tabii ki. Hani öz aileden bahsediyorum. Yani engelli olmak suç. Yok, engelli olmak düşünme, hayır. Hayır bakın tabii, şimdi anlıyorum. Ben bir şey anlatacağım. Benim ailem 3 adı bir engelli maaşım vardı. Babam emekliydi. Babam artı birikmiş parası vardı. Onun faizi vardı. Bakın açıkça söylüyorum. Annem bakımıyla alıyordu. Ve bu halde beni bakım evine verdiler. Ben bakım evinden çıkmak için çabaladım ve çıktım. Şu anda tekrar girmemeye uğraşıyorum. Girmemeye çalışıyorum. Girmeyeceksin inşallah. Hiç şey yapmayacağım. Şöyle bir şey. Oldu. Burada dediğim gibi az önce biz yarım saat önce dediğim gibi 5 liraya çok diyor. Ya al çöpe at. Doğru mu? Tabii doğru. Saat bir şey almak. Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. Sen alacaksın ki ben bakıcıya para verebileceğim. Evet, ben bakım evine girmeyeceğim. Ben bunun için çabalıyorum. Bunun için uğraşıyorum. Evet. Bakım evleri hani tamam bir sığınma yeri evet. Ama aile ortamı gibi aynen, değil. Aynen. Ev ortamı gibi değil. Kesinlikle tabii ki yani insan özgürlüğü her şeyde sen şu anda özgürsün. Evet. Yani özgürlük gibisi var mı? Tabii. Bunun hiçbir şeyle parayla ölçecek bir değeri yok. Şimdi Mete Bey biraz isterseniz çünkü zamanımız da daralıyor biraz da müzikle şey yapalım tekrar reklama girelim istiyorum. Şimdi neler yapabiliriz noktasından biraz gidelim. Şimdi nasıl yapıyorsunuz? Daha doğrusu şimdi hep sorunlar var. Bugün gerçekten sorunları konuşursak ben hep şunu diyorum. Sorunlar var. Hayatın bir gerçeği. Geçmez. Artık evet. Ama ben hep şunu düşünüyorum. Bir çözüm odaklı olalım. Ne yapabiliriz? Şimdi siz bir federasyon başkanı olarak herkes bu federasyonda değil tabii ki. Tabii ki. Keşke herkes gelse federasyonunuza. Buradan da açık diyorsunuz kapımızı değil tabii mi? Tabii tabii. Herkes açık. Herkes açık. Ama federasyonda olmayan insanlar için de ne yapabiliriz? Nasıl buluşturuyorsunuz insanları? Biraz o noktadan bahsedin. Farkındalık yaratalım biraz insanlara. Tabii ki. Şimdi biraz önce kardeşimizin dediği gibi sorunlar fazla. Evet. Şimdi huzur evleri mesela Antalya'mızda Alanya dahil 11 tane huzur evi bakım evi var. Bunların 5 tanesi bakım evi statüsünde evet. Görev yapıyor. Bakım evi dediğimiz zaman biliyorsunuz 19 yaş üstü bakıma muhtaç insanı kastediyoruz. Tabii yani tekerlek sandalyeye mahkum olan veya yatağa mahkum olan insanları kastediyoruz. Huzur evi derken de normal yani kendi yaşantılarını sürdürebilen insanlardan evet. Kastediyoruz. Aynen. Ha yaşam koşullarına gelirsek burada en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yani yönetmelikler doğrusu en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çünkü biz de huzur evleri ve bakım evlerini zaten her hafta o bir tanesine kesinlikle ziyaretlerde bulunuyoruz. Onların ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Artı orada işte bir saz, bir söz, bir nefes koromuzla beraber orada insanlarımıza bir yarım saat, bir saat neyse güzel saatler geçirmenin yöntemine tabii bakıyoruz. Tabii ki bizi de çağırın bakın, ya. Ben de, tabii ki. Şimdi ben de aynı zamanda kişisel gelişimciyim. Hani biraz onlara motivasyon şöyle bir şeyler konuşayım. Belki çorbada bir tuzum çok olur. Önemli. Bir hikayemi okuyayım, bir şey yapayım tabii ya. Bakın mesela huzur evi, bakım evlerini ziyaret ederken bize ulaşsınlar. Bizim tamam. Bizim gidelim, kanalımızla tabii huzur evi bakımlarına gitmek isteyen arkadaşlarımız bize ulaşsınlar. Bizim tamam. Kanalımızda giderlerse biz çünkü oranın ihtiyaçlarını biliyoruz. Tabii. Oradaki yani doğru yerlere doğru. Bakın şey. Mesela bir çiçek götürmek huzur evine mantıklı değil. Doğru. Neden mantıklı değil? O çiçeği yiyecek zannediyor, çiçeği yiyor. Ay ya. Pasta börek götürmek mantıklı değil. Çünkü orada, her insanın metabolik bir yapısı vardır. Yapısına göre çünkü o diyet programı vardır. Çünkü tabii, orada tabii, biliyorsunuz tabii. Doktorlarımız bakın, ve hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımızın pozisyonundan kaynaklı. O nedenle de onlara dikkat etmek ne gerekiyor. Ne götürelim mesela? Onların ihtiyaçları nedir biliyor musunuz? Sevgidir. Evet ya. Yani onlar... O da bedava yani, ya. Düşünsün. O da evet, sizde var. Çamaşır ihtiyaçları. Bizde de fazlasıyla var. Verelim. Çamaşır ihtiyaçları. Üst böyle kıyafet bir de mesela biz aksesuar götürüyoruz. Yani
küçük aksesuarlar götürüyordum. Küpeydi, ama şeydi herkese gibi. Herkese değil o. Herkese tabii değil tabii ki. Çünkü onları da yiyecek gibi olarak tabii, kullanabiliyorlar. Tabii, tabii. Onlar da sıkıntı Alzheimer oluyor. Tabii. Dikkat etmemiz gereken konulara dikkat ediyoruz. Anladım. Dediğim gibi onun neyden hoşlandığını biz bulmaya çalışıyoruz. Hmm. Onların ne mutlu çünkü edecek? Biz rehabilitasyon merkezi... Evet. Tabii. Zaten şimdi hazır. Yaşadığımız olaydan bir tanesini söyleyeyim. Rehabilitasyon merkezi çalıştırdığımız dönemlerde engelli kızımız mesela bir dahaki haftaya kırmızı tokayı almak için diyor ki ben okula gideceğim. Ay ya. Amacımız ne? Aslında o tokayı vermek değil. Tabii, onu o tokayı hedef bağlı gösterip hayata bağlı onu oraya getirip affedersiniz bir fermuar çekmesini öğretmek. Bir saçını nasıl taraması gerektiğini öğretmek. Yani tabii yani, ki. Bir de şu var. Mesela biz çocuklarımız için bahsettik ama belli bir yaştan sonra da maalesef insanlarımız da engelli oluyor. Yani 50 ki yaşından 60 yaşından sonraki insanlarımız da engelli oluyor. Tabii. Bununla ilgili yaşam evlerinin mesela çok çabuk hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz yaşadık. Dedi ki mesela 100 tane konuttan 20 tanesini engelli hitap eden konut yapalım. Dediler ki süper bir proje. Ama sonra vatandaşın biri dedi ki başkanım sen orada 100 tane dairede 80, 20 dairesini yaptın, 80 daire normal yaptın. Oradaki oynayan vatandaşlar veya çocuklar der ki sakatların evi, sakatların sitesi derler dedi. Yani toplumda ayrıştırmayı yapmamamız gerekiyor. O nedenle de biz 100 dairede 20 daireyi değil de 100 dairenin tamamını engelli ve yaşlımıza hitap edecek şekilde yapmamız şimdi, gerekiyor. Şimdi ben tabii nacizane bir şey söylemek bir şey istiyorum. Diyeceğim. Tamam. Ben, söyle canım Serpil'cim. Önce sen alalım. Ha. Hani çocuk doğunca mesela dinimizi öğretiyoruz ya. Hı. Hani işte Ermeni'yi öğretiyor veya Müslüman. Bu çocuklara da engellinin de insan olduğunu öğretmek gerekiyor. Harika. Eğitim. Yani çocuklarımıza okullarda eğitim verelim. Çok güzel bir şey söyledi esasında çok Serpil. Çok güzel konuya değindi. Biz de zaten diyoruz ki eğitim her engeli aşar. Aşar. Yani eğitimsiz aynen hiçbir şey yapamazsınız. Eğitim şart. Şimdi son 3 dakikamıza gireceğiz. Müzikle bitireceğiz. Evet. Gerçekten hani bu arada bir şeyler var herhalde burada sizin. Evet, evet. Onlar da... Şimdi... Deyince çok özür dilerim. Lütfen. Bizler biraz evvel eksik kaldı. Bayanlar dediniz ama evet, ben bayan erkek diye asla ayırt etmiyorum. Hayır, çünkü ki herkes bizim için aynı. Yok biz o konuda kesinlikle zaten hiçbir şekilde ayırt etmiyorum. Eğitim deyince eğitime gerçekten çok önem veriyorum. Hı-hı. Şu an federasyonumuza ve derneğimize bağlı olarak derneğimde 14 öğrencim var, kız öğrenci. Hı-hı. Federasyonumuzda 16 öğrencimiz var. Onlarda da 13 kız, değil mi? Tabii orada hemen kısa bir şey değineyim o zaman. Yani ben biz eğitime son derece önem veriyoruz. Geleceğin güvenli olması için o çocukların, o insanların, gençlerin, kızların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri anladım için harika elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hemen bir saplama yapmak buyurun zorundayım. Lütfen. Şimdi biraz önce dediniz ki maddiyata girip girmediğimizi sordunuz. Biz maddiyata kesinlikle girmiyoruz. Evet. Alan elle veren eli buluşturuyoruz. Evet. Yani en büyük özelliğimizden bir tanesi budur. Ve öğrencilerimize bursları verirken diyoruz ki öğrencimize 12 ay burs verin. Yani 8 ay burs veriyorlar biliyorsunuz. Evet. 8 ay sonunda 4 ay burs vermiyor. Diyoruz ki o çocuğun da bir kafeteryaya oturup bir çay kahve içmesi, bir tişört alması icap edebilir. Onun için lütfen burslarınızı 12 ay yapın diyoruz ki ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılasın. Aynen. Ve bir de her öğrencinin biz bilgilerini o bursu verecek vatandaşa bilgilerini veriyoruz. İster karşılaşır, ister karşılaşmaz. Tamam. Yani biz aradan çıkıyoruz. Biz aradan çıkıyoruz. Direktman... Biz öğrenciyi ve bursu veren kişiyi birleştiriyoruz. Siz birleştirme noktasınız. Aynen. İster görür, ister görmez. Sevgiler birleşiyor diyoruz. Esasında çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Vallahi tebrik ederiz size. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdık. Serpil'cim iyi ki seni tanıdık. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz ne böyle. Plakete geldiniz herhalde. Plaketimizi istersen şey yapalım. Çünkü müzikle bir aralım, verelim. Şimdi bu güzel programı bize sunduğunuz için, bizleri buraya davet ettiğiniz için ilk önce Kanal ve televizyonu ve size Deryaca programına çok teşekkür ediyorum. Kanayan bir yaraya parmak bastınız. İnşallah daha güzel şeyler olur. İnşallah. Biz daha iyi sesler duyuruz. Daha İnşallah iyi ihtiyaçları karşılarız.
daha iyi hizmetler izleriz. Her şey insanlar için İnşallah. Çünkü. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Böyle hemen. Tabii ki hemen. Ay, şöyle çok teşekkür hafif ediyorum. Şey çok sağ olun. Şöyle ayakta. Şöyle. Evet. Hem evet. Yakından da alalım. Evet. Engelsiz bir yaşam evet. diliyoruz. Ne güzel. Bu hafta böyle ikinci plaketim. Ben çok mutluyum. Ne kadar güzel. Böyle sizlerle olmak. Keşke yani daha çok şey yapsak. Yapacağız ama. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Hem Kanal V olarak hem de Deryarca programı olarak. Ama ben inanıyorum ki sizlerle de yine Deryarca programı içerisinde inşallah güzel sürprizlerimiz olacak. Biz Tabii. sizi bırakmayacağız. Çünkü Deryarca'da böyle bir kısım, bir bölüm olarak da sizlerle bir şeyler yapalım istiyoruz. Aynen, ilerleyen zamanlarda. O zaman müzikle reklama gideceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hadi birazcık böyle müzikle devam edelim. Hepinize teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Thank you.
sevgili izleyicilerimiz, Derya Arıcı programımız devam ediyor. Şimdi ikinci bölüm konuğumuzla beraberiz. Nazmiye Göktaş bizlerle. Şimdi burada bugün bebeklerimiz bizi ziyarete geldi. Nazmiye evet, Hanım'la çok o kadar kalabalığız ki. Çok kalabalığız bugün. Ay ne güzeller ya. Hepsi bizim geçmişimizde böyle masal kahramanlarımız, çizgi film kahramanlarımız. Hepsi gelmişler. Ay hoş gelmişler, sefalar gelmişler. Teşekkür ederiz. Hoş çok geldiniz. Biraz önce çok yine değerli bir misafirlerimiz vardı. Evet. Onları böyle misafir ettik, onları uğurladık ama bu arada küçük bir duyurum olacak. Onu atladık. Mete Başkanımız onu söylememi istedi. Hı hı. Şimdi 2 Şubat Cuma günü saat 20'de Muratpaşa Belediyesi, Belediyesi için konferans salonunda yine uluslararası yine tüm engelliler, yine yaşlılar, kimsesizler federasyon olarak bir proje dahil, sosyal sorumluluk projesinde yine böyle müzikle buluşacağımız bir gecemiz olacak. Orada yine bu federasyondaki yine arkadaşlarımızla beraber olmak, yine o adına bir şeyler, maneviyat duygularınızı gene şey yapmak istiyorsanız, daha tatmin etmek istiyorsanız o gün orada olalım. Ben de inşallah onlarla birlikte olacağım. Buradan bir duyurumuzu da yapmış olalım. Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kimler gelmiş? Kimler gelmiş? Örgü Bebek. Evet. Değil mi? Doğrudur. Evet. Doğru. Şimdi Nazmiye Hanım'la bizim esasında tanışma bir hikayemiz var değil mi? Böyle bir sene oldu mu Nazmiye Hanım? Yaklaşık bir yıl olmuştur herhalde. Nazmiye Hanım'la böyle bir tanıştık. Ben bu bebekleri gördüm böyle. Ay dedim bunlar ne güzel dedim ama bunu yapan kişi daha da maşallah hem gönlü güzel hem çok kendi güzel. Dedik bir program yapalım dedik ama nasip bugüneymiş. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Bu ne? Güzel davetiniz için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Biz de çok mutlu olduk. Sesimi duyurmama vesile olduğunuz için. Belki bir kişinin, belki birkaç bayanın da bu vesileyle cesaretlendirilmesi adına çok burada güzel olduğum için çok mutluyum. Ne kadar güzel. Benim için çok önemli. Yani bizden cesaret alıp, benden cesaret alıp ben de yapabilirim diyebilirse ben bugün çok güzel bir şey başarmış olacağım. İşte ne güzel. Kadınlarımıza bir esasında bir iş sahası. Kesinlikle. Değil mi? Hani evde oturup bir şeyler üretmek isteyenler, iş yok diyenlere bile yapılabilecek bir esasında meslek. Bunu siz zaten en güzel şekilde yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Ay şu eşekleme bakar mısın benim? O dün akşam gözlerini sizin için açtım. Nasrettin Hoca'nın kara kaçanı o. Kara kaçanımız bizim bildiğimiz kara kaçan. Çok masum bakıyor. Yüzü o kadar masum. Şimdi artık eşeğin bile nesli tükenmeye başladı. Evet. Artık çocuklarımızın çoğu eşeği tanımıyor. Yani ne kadar acı bir şey değil mi? Doğa esasında maalesef birçok hayvanın nesli tükeniyor. Bunlara hani şahit olmak insanı çok üzüyor. Evet. Ama çocuklarımız böyle de olsa en azından eşekle tanışabiliyor. Ki biz Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısıyla büyüdük değil mi? Kesinlikle. Yani bu da çok güzel olmuş ama ya. Çok teşekkür ederim. Sarıyla gri'nin inanılmaz bir uyumu. Şimdi Nazmiye Hanımcığım tabii bunlar örgü dedik ama hiç böyle nasıl örülüp de nasıl bu şekle geliyor, nasıl yapıyorsunuz? Bunlar zor mu? Her şeyden önce. Aslında her zaman hep soruyorlar aslında ama bilene kolay, bilmeyene gerçekten zordur. Her bugün iş için biraz da bize öğreteceksiniz. Hani evde de böyle hem otururken kış geceleri diyelim. Değil mi? Kesinlikle daha kışın olsun. Örgü böyle çok keyifli olur. Çok. Eskiden sobalarımız vardı ama artık sobalarımız yok. Artık öyle sobalarımız yok ama kış aylarında daha da şey olsa böyle klima da olsa, doğalgaz da olsa sobalı evlerimiz de var tabii canım bu arada Antalya'nın birçok şeyinde evinde. Ama burada oturup da böyle örgüsünü örebilirler. Kesinlikle. Şimdi bu bir hikayesi var Nazmiye Hanım. Önce bir onu dinleyelim. Evet. Şimdi gerçekten iki tane güzel evladımız da var değil mi? Evet, nasıl başladın Nazmiye Hanımcığım? Çocukları büyüttükten sonra yani artık yani kendi işlerini yapabiliyorlar, kendi ayaklarının üstünde durabiliyorlar, eve kendileri gelip gidebiliyorlar. Evet. Artık yani ne yapmak lazım? Bir şey yapmak lazım. Dediğim bir dönemde bir uğraş gerekiyordu. Yılbaşına yakın bir dönemdi. Dükkanı olan bir arkadaşım vardı. Evet. Gideyim oradan bir şeyler alayım da hani çocuk yılbaşından yeğenlerime, sevdiklerime atkı beri bir şeyler örerim dediniz. Diyerek gittim. İpleri gördükten sonra arkadaşımla bir sohbete başladık. Ben bu oyuncaklardan bahsettim. Ben biraz biliyorum dedi. Nasıl yani? Ben bunu araştırıyordum zaten. Ama nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılabilir?
kısmında yani inceliyorum, araştırıyorum, mantığım almıyor. Ben biraz sana öğretirim dedi ve benim hikayem öylece başladı. Başladı. Arkadaşım küçük size öğretti. Cesaretiyle. Yani ben sadece artırmasını, eksiltmesini biliyorum dedi. Ama burada... ben sana gösteririm dedi. Orada. Sadece bir artırma, bir eksiltme o kısmını kadar. Gösterdi. Öğretmek ve yani. İşe başladığı için ben bir daha ulaşamadım ona. Çok ilginç. Ne yapabilirim kısmında şunu göstermek istiyorum. Bu benim ilk denemem. Ay yoksa biliyorsunuz hatırası var. Çok önemlidir. İlk elime aldım da bunu denemiştim. Bu çok yani şimdiki baktıklarıma, yaptıklarıma bakarsanız bayağı bir yol kat etmişim. Uzun evet. Ama bu da çok zaman güzel. İçerisinde çok güzel ama bunu yaparken çok zorlandım. Çok bakın zorlandım. Böyle kolay değil ama. Bir de küçük olması daha mı zor acaba? Hani bilmiyorum. Küçükler daha zorluyor. Daha zor değil mi? Hani ben ne kadar büyürse. O yüzden ben biraz büyük çalışmaya başladım ilk başladığım. Siz en zoruyla başlamışsınız Nazmiye Hanım. Evet. Zoru seviyorum herhalde ya da herhalde. Zor bana zor gelmiyor. zor gelmiyor artık bakınca. Artık o kadar zor çok gelmiyor. Şey için öğrenince. Evet. Ama ilk yavaş yavaş araştırırken artık kendimle yarışmaya başladım. Evet. Tekniğini öğrendikten sonra ve asıl pin kodunu çözdükten sonra zaten tekniğini biraz kafanızda çözdükten sonra bunu uyguladıkça zaten pratiğiniz artıyor. Deneme cesareti. Aslında Anladım. En önemli kısmı bu. Denemeye cesaretinizin olması ve her şeyden önce istiyor olmanız gerekiyor. Çok ilgimi çektiği için ben denemeyi çok istiyordum. Öğrenmeyi çok istiyordum. İstekli olduğum için de araştırmaya koyuldum. Tekniklerini araştırmaya başladım. Araba motorlarına sorup uygulayarak ve kendim yapa söke öğrendikten sonra da bu sefer karakterleri oluşturmaya başladım kafamda. Çizgi film karakterleri yani biz 90'lı yılların çizgi film karakterleri. Şeker Kız Kendilerle büyüdük. Şirinlerle büyüdük. Kret çakmak taşlarımız. Oy. Bu da size bana naçizane küçük bir hediye. Ay inanmıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bu ya. Şirine. Evet. Bakar mısınız? Ay. İlk yolculuğumdaki anısı büyütür. Çünkü ilk Şirine ile başladım. Şirinlerle başladım. Şirinlerde çok eğlendim. Çok teşekkür Biraz ederim. Biraz daha yapması pratik ve kolay olduğu için Şirinlerin. Hani çok fazla detay yoktu Şirinlerde ama çok sevimliler. Çok sevimliler. Şu Şirine zaten ben şimdi inanın hiç bunu şey yapmıyorum. Böyle canım çok sıkıldığı zaman, böyle bir şeyler böyle canımı çok sıktığı zaman ben hemen bir çizgi film açarım internetten böyle. Evet. O özellikle Şirinleri ay o kadar çok seviyorum ki ama çok. Bu benim için çok güzel Şunu oldu. Şunu keşfettim Derya Hanım. Çok teşekkür ederim. Bunlara başladıktan sonra hepimizin içinde aslında hiç büyümeyen bir çocuk var. Hiç çocuk var tabii. Nabzını ölçmek için yani insanların tepkilerini tespit edebilmek için yakın çevremdeki arkadaşlarıma iş yerlerine ziyarete kahveye giderken götürüyordum. Çantadan bir anda çıkardığım zaman odanın havası değişiyor. Değişiyor değil mi? Herkesin o yüzündeki o iş sıkıntısı, iş stresi bir anda değişiyor ve orada zaten çok etkilendiğim için evet ya bu insanların hayatına bir şeyler katıyor. Bir neşe, bir gülüş, bir mutluluk götürüyor. O yüzden de ben hadi Nazmiye devam et dedim ve devam ettim. Çizgi film karakterleri konusunda kendimi bayağı bir zorladım. Hadi bunu da yap, bunu da yapabilirsin diye kendime meydan okudum ki bunda en büyük uçan kazma ortam. Hadi bunların kollarını taktın, saçlarını taktın, denedin, yanıldın, yaptın. Güzel şeyler çıkmaya başladıktan sonra artık kendim hani artık bittiği zaman büyük bir heyecanla zaten. Elime başladığım zaman sabahlar oluyor. Şöyle Şirinemizi de oturtturayım. Şuraya mı koyayım? Kameramız lütfen Şirinemizi de çekin. Evet. Evet. Gökhan'cığım bak sana bakıyor. Uçan kazımız. Benim yani en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Çünkü bir uçan karakteri örgüyle yapmak gerçekten biraz meşakkatli bir şey. Çok zor. Yani kendimi dedim ki hadi yapabilirsin ve o gün gece bayağı bir 3-4'lere kadar uğraşarak ve kendi o kadar enteresan bir şey oluyor ki başladığınız zaman kafanızda bir harita oluşuyor. O haritayı da örerken o kendiliğinden yolunu buluyor. Bilmiyorum ben bunu başarmanın yolunu nasıl buldum ama bir şekilde bir yol buldum demek ki ama çıktığı zamanki o bittiği zamanki heyecanım bambaşka oluyor. Ama şuna da inanıyorum ben Nazmiye Hanım. Tabii şimdi bunu da gösterelim. Bu arada ipimiz de var. Ama karakterlerin de hani fotoğraflarını çekiyorum. Renklerini ve dizilimlerini yaparken ona biraz bağlı kalarak yapıyorum ve
başladığım zaman zaten o kendiliğinden yoluna buluyor. Kendiliğinden yoluna buluyor. Ama şuna inanıyorum, onu söyleyeceğim. Bir yetenek gerektiriyor mu bilmiyorum. Ama şimdi hayali gerçekleştirmek. Bu evet. Bir hayal esasında. Şimdi çizgi film karakterlerine şöyle bir bakıyorsunuz ama tabii. Yani tabii bunu resmetmek aynı zamanda bunu gerçek dünyaya getirmek. Kesinlikle. Hani dediniz ya, akşam dünyaya geldi, gözlerini açtı. Bunların hepsi dünyaya geldi. En mucize tarafı bu. Yani bakıyorsunuz şu an bir yumak yiyin ve hiçbir şey ifade etmiyor. Yani evet, bu birisinin elinde kimisinde atkı olur, kimisinde beri olur ama burada ya ortaya bir şey çıkıyor. Aynen. Ve bu bir mucize gibi geldi bana. Yani malzemelerimiz esasında sadece yün ve bu kadar, tığlılar. Evet. Ve şöyle bir küçücük atölyem var. Atölyemin içerisinde. Her yere taşınabilen. Tabii ki içinde makasım. Neler var şöyle birkaç bir bakalım. Birkaç numara tığlarımdan var. Düğmelerim, boncuklarım. Yaparken zaten bir şeylere ihtiyacınız oluyor. Her yere taşınabilecek. Tabii gittiler. Mesela bir arkadaşınıza bir gezmeye gittiğinizde ya da başka bir şehre gittiğinizde. Atölyenizi aldığınız zaman yanınıza her yerde yani yapabilirsiniz. Yani hiçbir yer açmaya gerek yok. Evde kendi imkanlarınızda oturduğunuz yerde kesinlikle yapılabilecek. Sadece renkli. Renk dünyası. Renkleri benim zaten en çok. Evet, şimdi onlara baktım. Renkler çok güzel. Ben zaten biraz seviyorum renkli kullanmayı. Teşekkür ederim. Ama bu da çok güzel. Çocuklarımızın her da birine böyle. Evet, o da çok şirin. Hepsi. Şimdi biraz önce çok güzel bir şey söylediniz Nazmiye Hanımcığım. Hani hep bunlar oyuncak deyince hep çocuklar aklına geliyor insanlar. Evet. Hep çocuklara verilecek geliyor ama şimdi şu anda beni o kadar mutlu ettiniz ki bu şirineyle. Ben zaten büyümeyen bir çocuğum. Bakmayın benim böyle içimdeki hepimizin o çocuk, içimdeki o kız çocuğu hiç büyümüyor. Ama büyümesin. Gerçekten o çocukla biz varız. Eğer o çocuk büyüdüyse o zaman hayatta o kadar mutlu olamıyorsun. Kesinlikle katılıyorum o konuda. O yüzden lütfen sevgili izleyicilerimiz, sevgili büyüklerimiz, bence kendinize mutlaka bir oyuncak alın. Ki bunu en güzel şey de bence böyle bir şey alsınlar. Hem evet, böyle taşınması kolay. Bence bunu utanmasınlar da. Hani bir çocuğun oyuncağı olması ne kadar doğalsa bence bir büyüğünde kendine ait bir oyuncak da olabilir yani, değil mi Nazmiye Hanımcığım? Neden olmasın? Büyükler daha çok ilgi çekti. Daha çok değil mi? Başladığımda evet çocuklara yönelik olsun istedim. Her şeyden önce benim için organik olması. İçinde hiçbir kimyasal katkı şimdi maddelerinin olmaması. Sağlık boyutuna biraz gidelim, evet. O benim çok ilgimi çekti. Renkli ve ya yapılıyor da bu nasıl yapılıyor kısmında çok ilgimi çektiği için ama bu nasıl yapılıyor kısmında araştırdıkça ve o ilk deneme cesareti aslında bir adımdı. Benim için çok büyük bir adımdı. Hı hı. Asla bilemezdim beni nerelere getireceğini. Her birinin bende ayrı bir hikayesi var. Hikayesi vardı onlarla beraber. Bazı etkinliklere katıldım. O çocukların gelip orada izlemesi, böyle hayran, bakışından anlıyorsunuz zaten. O hele çocuğumuzun bir tanesi elma yanaklı, topi top, çok tatlı bir çocuktu. Baktı, soramıyor, cesaret harika edemiyor. Sen bunu mu beğendin? Evet dedim. İstiyorsan bunu sana verebilirim dedim. Harika. Nasıl mutlu oldu? Nasıl mutlu oldu? Bu benim mi? Ay. Evet, bunu senin için verebilirim istiyorsan dedim. Benim mi bu gerçekten? Hayır. O gözlerindeki o ışıltı, pırıltı, o ve oyuncaklarımın hepsi de gerçekten böyle isteyen, bu benim olsun diyen ya yerlere gidiyor zaten. Ve gittikleri yerde bir ayrıcalıkları var. Böyle kıymetli bir yerlerinde tutuyorlar. Çocuklar sarılıp yatıyorlar, uyuyorlar. Şimdi onlar sizin misafirleriniz. Evet. Ama onlar başka evlere de misafir olarak gidiyor. Belki de ev sahibi oluyorlar artık. O kısmını çok merak ediyorum Derya Hanım. Acaba gittiği yerde nasıllar? Şimdi kendi çocuk, iki tane evladınız var. Ama şimdi onu düşünüyorum. İnsanın ürettiği bir şey. Emek gibi bir şey. Yani bu emek çok farklı bir şey. Evet. Şimdi bunları bazen insan kendi ürettiği emeği verirken biliyor. Şimdi onu soracağım size. Böyle bazen mesela şimdi bu yeni bitti. Evet, değil mi? Mesela bitti. Biri bunu almak istese. Böyle içinizden gene de böyle ayrılmak isteme bir gibi isteği oluyor. Bunu itiraf edebilir misiniz? Kesinlikle. Ne hissediyorsunuz? Giderken ya vedalaşıyorum içeri. Ay, değil mi? Kalbimle vedalaşıyorum ama gittiği yerde iyi bir yerde olduklarını. Onu çünkü alırken ben hissediyorum zaten. Çok isteyerek ve çok severek alıyorlar. Ve gittikleri mutlu yere olacağım, zaten sevgi götürsünler, evet, mutluluk götürsünler, renklerinden götürsünler.
mutluluk, neşe götürsünler gittikleri yere amacıyla yapıyorum zaten bunu. Ve giderken onları götürdükleri için de aklım kalmıyor açıkçası. Ay ne güzel. Onlar da bir başkasına mutluluk getiriyor. Önce sizi mutlu ediyor. Beni yaparken çok mutlu çok ediyor. Çok mutlu ediyor. Hele ortaya çıktıktan sonra mutluluğunuzu. Evet, hepsi bir araya gelince daha bir farklı renkleriyle daha bir mutlu ediyor. Hepsi o kadar güzel bakıyorlar ki. Bu ara palyaçolara takıldım. Çok güzel palyaço modelleri üretmeye başladım. Zaten çocukların en sevdiği herhalde palyaçolar, evet, değil mi? Özellikle doğum çok günlerinde en fazla palyaçolar var. Bakar mısın? Çok eğleniyorum ben bunları yaparken. Evet, saçlar kendimden de kıvır kıvır. Kayboluyorum bunları yaparken. Çok güzel olmuş. Şimdi biraz sonra bir reklama gideceğiz. Ama reklamlardan sonra tabii yayınımız için örgü nasıl yapacağız? Ona evet, devam edeceğiz. Evet. Ama bunun dışında tabii ki sağlık boyutuna da girelim. Çünkü gerçekten çocuklarımıza bunları oyuncak olarak ve onların hayatına sokuyoruz. Ve oyuncakların sağlık boyutu da çok çok önemli. Kesinlikle. O konuda da biraz konuşalım istiyorum. Ama önce bir reklamımız var sanırım, değil mi? Reklama gidelim. Reklamlardan sonra yine efendim biz böyle oyuncaklarımızla bugün evet, buradayız. Deryaca'da bugün oyuncaklarımız evet, var. Bez bebek, örgü bebeklerimiz örgü var. O zaman efendim reklamlardan sonra bizi izlemeye devam edin. Evet efendim, Deryaca programımız devam ediyor. Bugün bebişlerimizle beraberiz. Ay ben bugün ne mutlu oldum ya, ilk geldiniz. Bakar mısınız şu bizim masal, çizgi film karakterlerimiz. Bizim bunlar en sevdiğim çizgi film karakterlerini bugün getirmiş Nazmiye Hanım bizlerle bugün. Nazmiye Hanım, Taş Devri benim gerçekten en sevdiğim çizgi filmlerinden bir tanesiydi. Özellikle pazar günleri bir saatteydi değil mi? Belli evet, bir saatte. O saatte biz beklerdik. Çok. Evet. En sevdiğim. Bizim iki tane Taş Devri kahramanımız var. Bunlardan biri Fred Çakmaktaş, biri de onun çok sevgili arkadaşı Barney. Barney. Evet. Ay bir şey söyleyeyim mi? Onların böyle didişmelerine bayılıyordum çok ben ya Rabbim. Hep şey yok mu? Vilma, Betty. Bizim onlar kalmadı. Onları istiyoruz. Vilma'yı görmeniz gerekirdi. Ay. Aslında fotoğrafını atmıştım. Evet. Burada sevgili arkadaşlarımız. Çakmaktaşın hepsini yaptım çünkü. Tamam. Karakterlerin hepsini dinle getiremediniz. Kadar. Ama onlar devam ediyor. Şeylerimiz var. İnsörtlerimiz var. Onları yavaş yavaş alalım yandan. Burada efendim, dile benden ne dilersen. Bizim böyle Aladdin'in sihirli lambasındaki bir cinimiz var. Lambacını. Ben bu lambacını zaten eğitimlerde de kullanıyorum. Diyor ki, dile benden ne dilersen, emret sahip diyor. Hayat da böyle. Hayatta esasında bizim herkesin bir cini var. Kesinlikle. Herkesin hepimizin istediği, içinde, hepimizin içinde var. Lütfen sadece istediğinizi dileyin. İnanın o size ne istediyseniz onu verecektir. O yüzden böyle burada bir tane de cinimiz var. Cinimiz olur da Alaaddin olmaz mı? Evet efendim. Alaaddin'imiz de burada. Alaaddin diliyor, cin yapıyor. Ay ben böyle bir çocuk programı mı yapsam acaba? Çok yakışır. Ne güzel oldu. Benim çok içimdeki renklendi, çocuk çıktı. Çok vallahi renklendi. Ben sevgili çocuklarımız, ben sizler için bir program yapacağım herhalde bugün işte. Yapmalısınız. Yapalım yapalım. Ben çocukları mutlu etmeye bayılıyorum. Zaten ben mutluyum. Ben mutluyum de öyle. Ama işin açıkçası ben mutlu oluyorum. Ben onları mutlu edeyim. Siz mutlu olunca mutlu edebiliyorsunuz. Aynen. Zaten. Ben mutluyum ki onlar da mutlu. Hadi bakalım. Sırada kim var? Amaral. Amaral var. Amaral'imiz de çok güzel olmuş. Bunun, çok benziyordu Amaral'imizi. Aynen. Aynen. Kardeşlerimiz yani sadece tek yapabildim. Tek yapabildik. Evet. Onlar da olacaktır mutlaka. Ama Red Kit efsaneydi. Red Kit'im çok güzeldi. Onu da çok eğlendim. Red Kit evet. Şimdi onlar Pinokyo'da çok eğlendim. Hemen hemen yani bizim yaşlarımızdaki herkesin tabii, çocukluğunda illaki böyle çok böyle çok severek izlediği karakterlerin, çizgi film karakterlerin hemen hemen hepsini hepsi yaptım. Hepsi var. Ve hepsi benim için yeri çok ayrı. Çakmaktaşların hepsi geliyor. Evet. Bu Yakari. Evet, siz buradan tanıtın bize. Bu Snoopy. Snoopy'ye bakar mısın? Asterix ve Obelix. Evet, söylemesem olmazdı. Bende çok güzel bir hikayesi Şirinlerimiz var. Şirinlerimiz, benim şirinem Şirinköy burada. Asterix ve Obelix. Asterix var, evet. Sizin eviniz böyle mi hep? Nazmiye evet, Hanım, her şey var.
çok güzeller. Çok... Çocuklar herhalde sizin evinize gelmekten bahçıvan çok mutlular. Bahçıvanımız var. Oo, Temel reisimiz de orada. Kaba sakal. İlk başladığım dönemlerde. Bunu ben Antalya'nın portakalları ve domatesleri çok ünlü olduğu için kendim oluşturduğum çok bir karakter. Çok güzel. Bizim evet. Donald ve Daisy. Shrek, Fiona Shrek ve eşek. Eşekimiz de orada. Çok eğlendim ama ben Shrek çok ve Fiona'da. Güzeller. Bu Antalya'mızın simgesi, portakalımızın, ay portakal vallahi ailesini ben kendim naçizane karakter olarak oluşturdum. Aslında çok güzel olmuş vallahi. Portakal ailesi, biraz önceki de hatta domates bunun ailesi. Da belki bir çizgi filmini yaparız. İlk denemelerimden Sünger Bob Sünger biraz Bob'umuz. Beni zorladı aslında. Zor bir yerden başlamışım. Bakmayın o kadar kolay göründüğüne. Çok, evet, o artırma, eksiltme kısmını. Ya bir de benim... Evet bu örgü ama ben çok teknik anlamda örgüyü bilen birisi değilim. Siz önceden hiç örüyor muydunuz? Merak ettim. Yani örgü yapıyor muydunuz? Annem sağ olsun çocukluk dönemlerinde hani ortaokul, lise dönemlerinde yaz tatillerinde çok fazla dantel ördürürdü. Ben dantel örmeyi de severim. Ha. Çok da severek zor da yapardım. Zor da danteldir ama. Hani örgüyü çok bilmem ama dantel çok ördüğüm için tığa çok daha yatkınım. Şişten ziyade tığa çok yatkınım. Oradan geldi zaten. İsimlendiniz. Evet. Çakıl ve Bambam. Çakıl ve Bambam da varlar. Evet. Yani bunlar Barney'imizde şey burada ama. Şimdi evet. Baktığınız zaman ilk geldi. Biraz önce göstermiştim küçük civciv. Bunlar ilk ördüklerimde. Şimdi ben hani ilerlettiğim için daha tekniğini vesaire hem araştırdım, hem inceledim, hem yapa yapa kendimi geliştirebilmişim oldukça evet. diye düşünüyorum. Çünkü geldiğim noktaya baktığımızda bu son yaptıklarımda bayağı bir ilerleme var. Hataları, eksiklerini, kusurlarını görüyorum şimdi orada. Biz hiç anlamıyoruz vallahi. Tabii, pamuk prenses ve yedi cücelerde çok eğlendim. Yedi cücelerin yedisi de. Hani şeyimiz, prensimiz nerede? Cadımız burada. Cadımız da var değil mi? Hani cadı? Ay, cadıyı görmedim. Ay, bakar mısınız? Cadımız da var. O bile güzel. O bile çok sevimli. Elma cadımız yedirirken. Elması bile var ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Pamuk prensesimiz de. Korsanımız. Kaptan Moby Dick. Evet. Kaptan Jack ve Moby Dick. Vilma ve Dino. Vilma da burada. Tamam. Oy. Şirek. Yine Şirek'imiz. Betty. Değil mi? Betty. Betty. Çakmaktaşlar. Çakıl. Yalnız Fred'in ayaklarını, parmaklarını yapmak çok güzel ya. Aldı. Bunları yiyeceğim böyle. Çok zorladı. Normalde çok ayak, parmak, el zor, yapılmıyor değil mi? Ama. Figür zor gerçekten. Küçük Prens. Red Kit Avarel. Ha, Red Kit. Rin Tin Tin. Gargamel. İlk başladığım dönemlerde. Evet. Zaten o beni çok tetikledi. Şirinler olur da Gargamel olmaz mı? O karakterde çıkması ve orijinaline o kadar yakın olması beni cesaretlendirdi açıkçası. Gargamel ilk yaptıklarımdan bir tanesiydi. Evet, Şirin babamız da var. Evet. Gargamel'imiz. Tavuklar Firar'da. Siz bu arada bol bol Piglet. Çizgi film izliyorsunuz. Seviyorum ama ben çok siz severim. Siz de çok seviyorsunuz. Hala çocukken de severdim. Hani birçoğun tabii bizim çocuk... Şimdi yeni nesil çizgi filmler çok değişti. Peki yeni evet. film yani yeni çizgi film özellikle çocuklar artık yeni nesil çizgi filmler de izliyorlar. Evet. Onlardan istiyorlar mı size? Ben onları takip edemiyorum işin açıkçası. Çok ben de takip edemiyorum. Ama yeni, artık herhalde çağımıza biraz uyum sağlamak da lazım gerekiyor. Mı? Gerekiyor. Yani ilk başlangıç aşamasında hani ben kendimi geliştirebilmek adına ay şunu da yapayım bak bu da çok eğlenceli olacak diye kendi çocukluğumdan başlayarak başladınız. Öyle geldi içimden. Şimdi tabii bizim dönemimiz gerçekten önce büyüklere alsınlar sonra çocuklara. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi? Artık yani yeni tabii artık programlarda, televizyonlarda eski çizgi filmler yok. Mesela onları tekrar yayınlasalar ne evet. güzel olur bilmiyorum. Çok. Onları hani çocuklarımız da artık onlar da büyüsünler. Çok güzel mesajlar vardı bir de onlarda. Jetgiller bir de vardı ya. Var mı Jetgillerle ilgili kahramanlarımız? Onlardan yaptınız mı bilmiyorum daha önce. Fikir. Jetgilleri yapın. Benim o da en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesiydi. Çok severdim. En çok da şeyi severdim. Şeyin hatını hatırlayamıyorum ama
kahramanların isimlerini unutmuşum. Ama bu aynanın karşısına geçip de sabah kalkıp da o hemen düğmeye basıp yine saçının anında değişmesi, kıyafet istediği kıyafeti giymesi, o benim hep hayalimdi. Ama bir gün olacak, biliyor musunuz? Olacak. Bir günü olacak. Biz kadınlar, ben programa gelirken sabah 9'da başlıyorum sizin için hazırlanmaya, ama ben sadece bir düğmeye basacağım. Hemen hazırlanacağım, süsleneceğim, püsleneceğim, geliyorum. Ama seyircilerimiz için değer. Bu emek, çünkü biz de burada emek veriyoruz. Evet, hadi bakalım bir şey yapalım. Siz burada bir kazaya, nazar değdi, kazaya kurban gittik. Parmağıma yine battığı için kanadı. Neyse, sağlık olsun diyelim. Ama bizim eşekimiz... Nasrettin hocamız bu. Nasrettin Hoca'yı ben burada bitirmek istiyordum ama sanıyorum çok fazla vaktimiz kalmadı. Evet, şimdi ben bunu daha sonra bitiririz. Ama eşeğimizin üstüne tutturalım mı onu? Bunu bu şekilde. Hatta ters mi bindirelim? Nasrettin Hoca eşeğe ters binerse. Bundan şu an sadece iki tane. Bu ikinci denemem Nasrettin Hoca'yı. Tesbihi ne kadar var sevgili izleyicilerimiz, bakar mısınız? Tesbihi bile var. Nasrettin Hoca yakında gözlerini de açacak. Ben gözlerini açabilirim belki. Belki de vakit olursa açarız. Vaktimiz ama biz kalırsa... bugün bir şey öğrenelim dedik sevgili izleyicilerimiz. O yüzden hani bunu kendi içinde, kendi akışında aslında yani illa birisinin yaptığı gibi yapmak da gerek yok. Çünkü ben kendi tekniğimi kendim, bir de şöyle bir hikayesi var. Bunu ben araştırdığımda, bir kursa gitmek istediğimde, henüz burada Antalya'da bir kurs yoktu. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük yerlerde kursları vardı. Burada gidebileceğim bir kurs bulamadım açıkçası. O yüzden de ben arama motorlarından araştırarak şu anda var mı uygulamam böyle bir kurs? Olması lazım. Yani yeterli sayı ulaştı. Çünkü ben 2-3 yıl kadar önce başladım örgü oyuncaklara. Anladım. Ve kendi tekniğimi kendim oluşturdum. Kendi tecrübelerimle öğrendim. Tamamen kendim yaparak ve uygulayarak öğrendim. Hiç kimseden hiçbir şey öğrenmedim. Bunu hani bazı bayanları cesaretlendirmek adına söylüyorum. Sadece bir deneme cesaretiniz olsun. Alın elinize bir tane yumak. Hadi bakalım bir tane tığ. Şu küçük ne deniyor şunlara? Onlara ben yüz ifadeleri diyorum. İfadeler. En çok da internette sevgili izleyicilerimiz. Ve ben bunları çok seviyorum. Bunu kullanıyoruz bunları, değil mi? İnternette gülen yüzler, öpücükler, kalpler. Yani aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Evinizin herhangi bir köşesinde. Bunu zaten kısaca ben size... Nasıl gösterdiğim zaman artırmasını ve eksiltmesini. En azından başı bir öğrenelim bir şey biz de bugün. Şunu iki kat yapayım ki biraz görmesi daha kolay olsun. Şimdi hatta bunların sevgili izleyicilerimiz evinizin dekor olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ben de çok seveyim. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Hani ben kendim düşünüyorum. Bunlara uzun uzun ipler yapıp asılabilir. Hayal gücünüzü kullanın istediğiniz gibi. İstediğiniz şekilde yani, banyolarımıza. Tabii ki. Ondan sonra ne bileyim. Belki neler farklı, çıkıyor Derya Hanım. Balkona mesela, benim bir hobi balkonum var mesela özellikle. Evet. Orada kullanılabilir. İçerisine lavanta koyabilirsiniz. Sabun koyabilirsiniz, değil mi? Biraz önce sohbet ederken sizden bunların içine lavanta koymayı. Ben fikir isteyin. Sevgili kadınlar. Hep yanındayız. Uygulayacağım. Tamam, çünkü lavantanın çok sakinleştirici bir etkisi var. Lavanta çok faydalı zaten. Çok da güzel bir kokusu zaten. Herkes yatak odalarımızda bile böyle başucumuzda lavanta kokuları hem güzel, görseli güzel, hem de kalpli de olabilir. Bak, sevgililer günü geliyor. Biraz kalpli çalışın. Stetiyo veriyorum. Aslında hiçbir tekniğim yok. Hiçbir tekniğim yok. Bütün tekniği ben sadece artırmasını, eksiltmesini öğrendikten sonra nerede ne kadar artacağını, nerede ne kadar eksiltmem gerektiğini kendim uygulayarak öğrendim. Bunu siz de yaparak kendiniz uygulayarak öğrenebilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi aldık. Sihirli halkayı yapması zaten, eğer biraz ilgisi varsa hanımların. Sihirli halka deniyor buna. Nasıl yapılıyor? Şimdi bize bir öğretin bakalım. Nazmiye amcığım, şimdi yakından alalım. İpinizi şöyle geçirdikten sonra. Yukancığım, biraz daha yakından alabiliyoruz değil mi? Altından geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İki ip mi alıyoruz, öyle değil mi? Evet. Evet. Şu şekilde. Parmağımızdan doladık. Evet. Aradan bir bunu geçirdik. Bunu geçirdikten sonra. Zincirin biri hemen zaten. Çok de sabitlemeniz gerekiyor. Bir halka yapacağız şimdi. Ha? Başına dolamadan yapıyoruz. Amigurumi'nin en büyük özelliği bu zaten. Şimdi şurayı yapacağız sevgili izleyicilerimiz. Hani anlatalım ki şuradan başlıyoruz. Başlangıç noktası. Evet. Şu alttan. Bütün
her amigurumideki her oyuncağın başlangıç noktası bu zaten. Bu şekilde bütün başlıyor. Bütün hepsi öyle başlıyor. Ayaklarına, kollarına, tepesine her şeyi aynı şekilde bunu, sinirli hakkıyla başlıyor. Bu tekniğin esasında bunu bilmek bile kesinlikle çok büyük bir şey başlangıç. Mesela burayı da yapıyoruz yine kulaklarına. Hep bu şekilde başlanıyor. 6 tane bu şekilde doldurduktan sonra şuradaki ipi çekiyoruz. Sabitledik. Sihirli halkanın bütün özelliği burada. Tamam. Çektiğimiz zaman sabitledik. O ip önemliymiş. Ben diyordum niye oturuyor hala? Demek ki onun bir sebebi varmış. Evet, birleştirmek için. Tamam. Şimdi o zincirin üstüne batıyoruz değil bir mi? Bir tanesini alıp birleştiriyoruz. Evet. İlk sırada aynı yere 2 adet. Tüm boşluklara 2'şer tane. İkinci sırada bir çift bir tek. İkinci sırada bir çift bir tek. Şu an her birini ikişer tane batıyoruz. Şöyle bir şey daha öğreteyim. Şu kısmı arkada hani açılır, gevşer, sabitlemek amacıyla ben şuradan altından örerek gidiyorum ki o da şeyi o da sabitlensin. Onu kopmasın ha. Kopmasın, dağılmasın, açılmasın. Çünkü diye. Şuradan itibaren de bu sanırım sola evet. Dikilecek değil mi? Evet. Ondan sonra. Dikiş de biraz meşakkatli ama evet. Hani çünkü biraz küçük hata şeyler olabilir. Dikmeyi falan biliyorlar. Şimdi biraz da şey kendilerine olduğu için siz de biraz gerçeği o da elinize hı-hı batabilir. Çünkü iğnenin de şeysi sert bir zemin değil mi? Evet. Sert bir zemin. Hı-hı. İkinci kısmına geldiğimizde evet. İkinci sıraya geldiğimiz zaman İki tane ve bir tane aynı yere. İki tane, bir tane. Evet. Hızlı da yürüyor esasında hani. Çok ya kalın olduğu zaman ip çok daha hızlı zevkli büyüyor. Çabuk bitiyor. Yani normalde aslında çok çabuk sıkılırdım. Ben nasıl sıkılmadım? Ama siz sevgiyle yapıyorsunuz. Evet yani çok çabuk sıkılırdım. Dantelden mesela sıkılırdım. Aynı motifi sürekli hep aynı motif yap aynı. Belki de o benim çok cazip. Evet. Çünkü hep aynı şeyi yapmıyorsunuz. Farklı yapıyorsunuz, farklı. Bitiyor ve başka bir şeye başka başlıyorsunuz. Bir de ortaya farklı şey çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor. Yaparken sürekli kafanızda bir şeyler düşünüyorsunuz. Değil mi? Bunun rengini bu şekilde yapayım. Hırkasını böyle öreyim. Tabii. Farklı kafanızı farklı oluşturdukça o zaten ortaya çıkması bütün sihir orada tabii, zaten. Tabii. Çok bittiği farklı zaman yani çok biliyorum uykusuz kaldığımı. Vallahi. Dur saçlarını takayım, gözlerini açayım, yeleğini, ayakkabılarını da giydireyim, kollarını takayım derken. Derken sabah oluyor. Sabah oluyor çok. Peki çok şey var mı mesela? Ay bugün yarın da ne yapayım böyle yeni bir şey yapayım diye kafanızda böyle ya da gün içerisinde bir şey aa evet bunu yapayım falan dediğiniz oluyor mu? Olmaz mı? Redki'de öyle başladım. Şimdi bir şey yapayım hani geliştirmeye çalışıyorum biraz da heyecanlıyım ilk başladığım dönemlerde. Bir tabelada kafenin ismi Redki bir şey yazıyordu. Neden yapmayayım? Niye Redki olmasın? Hemen büyük bir heyecanla eve gittim. Hemen başladım Redkit Redkit dünyaya geldi. Sabah başladığım zaman öyle bir kaptırıyorum ki kendimi. Akşama kadar bitiyor eğer o gün hani ekstra işlerim yoksa. O kadar işin arasında bitiyor bir de. Yani buna özellikle bütün gününüzü ayırmanız da gerekmiyor. Yani bir saat oturduğunuz zaman zaten bir sürü parçası bitiyor. Çıkıyor. Hepsi çıkıyor. İşlerinizi yapın, toparlayın. Oturun. Vallahi. Boş kaldığınız kahve saati. Harika. Kendinize yapın kahvenizi, oturun. Diğer kalan kısmını bitirin. Hani ben bir günde bitiriyorsam iki günde bitsin. İki günde sorun bitirin değil. Bir de terapi her şeyden önce. İnanılmaz. Şimdi onu söyleyeceğim. Siz hiç depresyon yaşamıyorsunuzdur. Yok. O nasıl bir şey oluyor? Bakar mısınız? Böyle Nazmi yavrum zaten böyle pırıl pırıl. Bakın şu bebeklerle. Bunlarla işte depresyon olur mu? Şunun güzelliğini. Ben şimdi bunların enerjisini öyle güzel aldım ki. Yok. İnanılmaz. Zaten biraz önce Serpil'in enerjisi bana çok güzel geldi. Çok tatlıydı. Çok tatlı. Evet. Serpil de gerçekten üretmek istiyor. İnşallah istediği yerlere de gelir. İstediği şeyleri yapar ama Azmin Zaferi diyorum ben ona. Gerçekten hayattan kopmayalım. Kesinlikle. Hayattan hiçbir şekilde kopmayalım. Yaşamak için çok sebebimiz var esasında. Çok fazla. Çok güzel şeyler söyledi mesela. Esasında benim en büyük sözüm bir tanesi. Nefes alıyorsan bil ki yaşıyorsun zaten. O bile çok büyük bir mucize biliyor musunuz? Çok. Aldığımız nefesin farkında değiliz. Hiç değiliz. Hiç değiliz. Hayat
Şartları evet zor. Çok zor. Yaşamak yani gün geçtikçe zorlaşıyor. Evet. Ama anneme babama sorduğunuz zaman onlar da o zamanlar şartları zor. Çok zor diyorlardı. Ama evet. Düşünün o zaman çamaşır makinesi, bulaşık makinesi de yoktu. Yokmuş, değil mi? Ama şimdi çamaşır makineleri var, bulaşık makineleri var, kahve makineleri var. Kesinlikle. Her şey var. Her şey ama var. Hala hayat hala çok zor. Çok zor. Ama biz zor dedikçe hayat aslında biz zorlaşıyor. Biz bahaneleri üretiyoruz. Biz yaşamanın farkında değiliz. Evet. Gerçekten öğreneceğimiz çok şey var. Çok. Çok şey hayat var. Öğrenmek zaten. Evet, öğrenmek için zaten aynen. Gelmişiz yeryüzüne kesinlikle. Diye inanıyorum. Keşke bundan hayata da... güzel bakmak, hayata renkli bakmak. Aynen. Hayatın bu kadar zorluğunun karşısında direncinizi gerçekten artırıyor. Evet. Gerçekten bu benim herhalde doğal yapımda olan bir şey. Ne güzel. Bütün hayata karşı direncimi oluşturan şey benim hayata karşı olan renklerim. Pozitif bakmam. Sizin hayat... esasında iç dünyanız bu Nazmi Hanım. Herhalde yani... içiniz neyse dışınızda... Evet. Kesinlikle. Çok renkli. İçinizi siz dışınıza vurmuşsunuz. Ben ona inanıyorum. Herkesin yaptığı iş esasında iş dünyasını yansıtır. Evet. Ben ona bu çok arada, inanırım. Bu arada bunlara başladığım zaman evet çalışmıyordum. Çocuklar büyüdü hani bir şeyler yapayım, şimdi bir şeyler onu diyelim, yapayım derken. Neler değişti hayatınızda? Hani bir şey yapmıyordum ama sonrasında bir işe başladım. Hani mesaili bir iş. O kadar işin arasında tabii ki haliyle evin yemeği, çayı, çorbası, çocukların işte çamaşırı bakımı, vesaire tabii. Vesaire bir hayatımız var. İşte. O kadar şeyin arasında bu kadar şeyi çıkarabildim. Ya isteyince o birer saat, o birer saatte neler yaratabiliyorsunuz? Her şey yapılabilir. Doğru. Zamanla bu benim hayatımın, evet bütün hayatım sanki dolduruyormuş gibi görünüyor. Hı-hı. Yani oturup hep örüyormuşum gibi Yo. Görünüyor. Değil aslında benim... boş kalan zamanlarımı, hı hı. atıl olan zamanlarımı, akşamları mesela işlerim bitti, yoruldum. Televizyonun karşısına geçip oturup yani hem televizyon seyrederken hem dinlenmek için yaptığınız en güzel çok, uğraş değil mi? Çok. Dinleniyorsunuz. Özellikle akşam saatleri benim saatlerim, benim bana ait saatler. Orada kafamda zaten bir şeyleri düşünerek heyecanla zaten bir an önce işlerim bitsin ve ben başlayayım. Hemen başlayayım. Ve hemen bitsin. Çok ve güzel. O 3 saatte bitecekse 1 saatte bitiyor zaten. Şimdi bunu tamamlayacağız. Ama tabii bugün vaktimiz çok fazla kalmadığı olmayacak. Için şimdi bunu... Şimdi onu bu şekilde arttır eksiltiyoruz. Devam ediyoruz. Ben şimdi hani burada vaktimiz olmadığı için evet. eksiltmeyi göstereceğim. Eksiltmeyi nasıl? Artırırken olacak? İlk sırada hepsini aynı yere 2 kere batmıştık. İkinci sırada 2 kere, 1 kere, 2 kere ve 1 kere basarak ha. devam ediyoruz. Evet. Bir sıra sonrasında hani... Ben saymıyorum. Amigurumi aslında bir sayıdır. Tabii, sayılardan oluşur. Doğru, bunun gerçekten orijinal gerçekten. Tekniğini bilenler bana kızabilirler belki ama ben Yok. Sayarak yapamıyorum. Pratik ama oluyor çıkıyor ortaya bir şey. Sayı kendiliğinden oluşuyor. Çıkış. Çünkü orada benim ne kadar artırmam gerektiğini, ne kadar eksiltmem, nerede mesela Nasrettin Hoca'nın göbeğini yapmam lazım. Orada çok fazla artırma yapmam gerekiyor. Burada siz karar verecek olan sizsiniz. Anladım. Siz artık pratikleşmişsiniz. Hiç saymadan yapıyorum. Saymadan. Artık gözüm alıştı, elim alıştı saymadan. İçerisine de devam günümüzü ediyorum. Falan koyuyor. Bu şekilde artırırken 2, 3, 4 büyüklüğüne göre artıra artıra devam ediyoruz. Sonra? Eksiltme kısmında ben ilk başlarda ikisine birlikte batarak eksiltiyordum. İkisini. Bu böyle... Heh. Tık tık gözüküyordu tamam. şeylerin içinde. Hı-hı. İlk yaptıklarım da vardır hatta. Tamam. Sonrasında... Sonradan bunu öğrendim. Bir görselde gördüm. Hı. Bir katına, sonra ikinci katına, arka kısmını almadan. Tamam. İkisini o daha birlikte pratik. Çekip birleştirdiğiniz zaman eksiltme oluyor. Devam edin. Tekrar nerede artıracağınıza tabii ki gerekli gördüyseniz orada evet. devam edin. Bu... Hiç iz yapmıyor, hiç göstermiyor. Daha eksiltmeleri göstermiyor. Şimdi daha öğrendikçe zaten daha farklı şey yapıyoruz. Evet. Şimdi bu bebekler gerçekten sevgili izleyicileriniz hem çocuklarınız için çok güzel hem de bence sevgililer günü de geliyor. Evet. Sevdiğinize bile bence bir kadın bakın hani böyle çok pahalı hediyeler almayın. Hı-hı. Sevgililer gününde bile ben bir şey söyleyeyim mi? Sevdiğim bir insanın bana böyle bir hediye. Sevgililer demek sevginiz olmasına da gerek yok bu arada. Sevgililer kadınların kadınlara bile hediyesi olabilir. Sevdiğiniz insana ben sevgililer günü sevdiğiniz Çok o yüzden önemli. Hediye almak istiyorsanız Nazmiye Hanım'a ulaşabilirsiniz. Nazmiye Hanım bir internet adresinizi de alalım. Size nasıl ulaşabilecekler? Nazmiye Göktaş Instagram sayfam. Naz Happy Toys
Facebook sayfam var. Nazmiye Göktaş Facebook sayfamda var zaten. Buradan da size ulaşıp siparişte verebilirler. Demeden ulaşabilirler. Eğer çok sevdikleri bir karakter varsa bana özel de yaptırabiliyorlar. Çocuklarının mesela özel doğum günleri olur. Sevdiği tabii, tabii. insanların doğum öyle günü olur. Öyle çalışmayı daha çok seviyorum. Mesela ben Red Kit istiyorum dedi. Ben Red Kit yapabilirim. Ya da, renkleri belki kendi söyleyebilir. Tabii der ki kırmızı istiyorum, yeşil istiyorum. Bir arkadaşım kıvırcık saçlı. Bayağı kıvır kıvır saçlı. Sen dedi bugün işte beni de yaparsın dedi. Fotoğraflarına girdim. İstiyorum. Ama biraz karakteri hani evet, yapmak anladım. Kolaydı ama uğraşırsam yaparım. Hatta böyle bir konu da geçmişti aslında. Yani kişiye özel evet, tasarım. Sonuçta ben mesela isterim. Benim kendi tasarımım. Evet ben çizgi film karakterlerini, masal kahramanlarının tasarımlarını yapıyorum şu an ama kişiye özel de tasarım. Olabilir. Olabilir. Yani bana söylerlerse, özel, pembe panter istedi mesela geçen gün arkadaşım bir tanesi. Çok seviyor dedi benim oğlum. Bana ne olur bir tane pembe panter. Ben pembe panter bence kişiye özel çalışmak lazım. Çünkü herkes her belki şeyden hoşlanmayabilir. Hı-hı. Ama bu kahramanın hepsi sevilir. Ama evet. ben bu Şirine'ye bayıldım. Evet. Siz beni çok iyi tanıyorsunuz. Yani bana herhalde gelebilecek en güzel hediyelerden bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim. Rica o zaman ederim. Size de başarılar diliyoruz. Ama çok inşallah daha çok çok güzelliklerle böyle bize mutluluklar verirsiniz. Daha i̇nşallah. Çok insan da sizlere ulaşır. Onu temin ediyoruz. Yolunuz açık olsun Nazmiye Hanım. Gittikleri çok... her yere mutluluklar götürsünler. İnşallah. Neşe götürsünler. Sizleri bekliyorlar. Sevgi götürsünler. Çok teşekkür ederiz. O zaman sevgili seyircilerimiz. Sevgiyle kalsınlar. Sevgi olsunlar. Sevgili olsunlar. O zaman ne yapıyoruz? Derya'yı da bugün de kapatıyoruz. Bugün yine çok güzel bir programla. Çok teşekkür ederim. Bana da zaman ayırdınız. Biz de iyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. O zaman Şirine ile veda edelim. Tamam mı? Bakın Şirine diyor ki size. Derya Ceda'nda bugünlük bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.